Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Ben sizlerle haberi paylaşırken program esnasında yorumcularımızı da alıyoruz. Bir de yorumcularımıza soruyoruz. Sizlerden gelen sorular var. Her defasında söylüyorum. Programımız interaktif yaşasın. Hafta sonuna gönderdiğiniz soruları olabildiğince ben haberlerle ya da yorumcularımıza yönelttiğim sorularla yanıtlamaya çalışıyorum. Sevgili Salim Manav, günaydın. Günaydın mı? Of, hala günaydın diyorum Salim ya. Alışamadım ben galiba program saatine. Halbuki çok da hoşuma gidiyor yani. Uykumu alıyorum, kahvaltımı yapıyorum, geliyorum burada. Ama hala günaydın. Saat 1 olmuş, günaydın. Selamlar, iyi hafta sonları. Teşekkür ederim Deniz. Günaydın. Nasılsın? Günaydın oldu artık. Günaydın oldu, doğru Günaydın. söylüyorsun. Mutlu günler diliyorum. Mutlu hafta sonları olsun. Bizi izleyenlere selamlar. Vallahi mutlu Bugün olur mu önemli bir gün. bilmiyorum ama çok gergin olacak gibi sanki böyle biraz. Sakin mi olacak, gergin mi olacak, heyecanlı olacak gibi sanki bu pazar. Evet, heyecanlı olacak ama onun öncesinde derbi var. Derbinin öncesinde bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Kutlu olsun 19 Mayıs. Çünkü 19 Mayıs önemli bir tarih. Kurtuluş mücadelesinin başladığı bir tarih. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyelim. Derbiye geçelim istersen. Tam 19 Mayıs'a yaraşır, 19 Mayıs ruhunda spor bayramını kutladığımız bugün de gerçekten spor bayramına yaraşır bir derbi olsun diyoruz. Derbiyi konuşalım mı? Ne dersin? Olur, uyar. Galatasaray için bir şampiyonluk gecesi mi? Fenerbahçe için tarihi bir dönüş gecesi mi sence? Yani dönüş olabilir mi? Olabilir. Ancak Galatasaray özellikle de taraftarının önünde çok farklı oynuyor. Okan Buruk geldikten sonra iç sahada son kaybettikleri mücadele ligde Giresun Spor maçıydı. Bu sezonda tek mağlubiyetleri var. Mersin'de oynanan Hatay Spor maçı. Bunun dışında iç sahada çok iyi oynayan, çok iyi konsantre olan bir Galatasaray var. Ben Galatasaray'ın kağıt üzerinde de maç içerisindeki kadro yapılanmasında da favori olduğunu düşünüyorum. Benim gönlümden geçen ne diye soracak olursam, benim gönlümden geçen Deniz 2-2'lik gollü beraberlik, bunu söyleyebilirim. Fakat Galatasaray taraftarının önünde kazanmak isteyecek ve önemli bir avantaj beraberlik de Galatasaray'a yetiyor. Fenerbahçe geri dönüş peşinde. Fenerbahçe bugün kazanırsa gelecek haftaya ertelenecek şampiyonluk. Fakat kadro yapısı itibariyle Fenerbahçe cephesinde eksik ve sakat oyuncuları düşündüğümüzde, cezalı ve sakat oyuncuları düşündüğümüzde ben Galatasaray'ın en uç ihtimalle beraber kalacağını düşünüyorum ve şampiyonluğu bugün kutlayacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu tarz maçları daha önce de oynamıştı Galatasaray, hatırlarsın. Başakşehir'le şampiyonluk yolunda yarıştığı zaman Başakşehir maçlarını kazanmasını bilmişti. Hatta bir dönem hatırlarsın Feghouli ve Onyekuru döneminde 1-0 geriye düşüp 2-1 kazanmışlardı. Bugün de kağıt üzerinde favori Galatasaray. Okan Buruk kadro istikrarını koruyan bir teknik direktör. Bugün ben tek değişiklik bekliyorum. O da stoperde Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Davinson Sanchez oynayacaktır. Hı hı. Fenerbahçe cephesinde farklı bir orta sahada farklı bir plan söz konusu. Jiku normalde Fenerbahçe'de stoper pozisyonunda oynadı. Fakat bugün orta sahada, üçlü orta sahada Jiku görev alacak. Son taktik antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal Jiku'yu orta sahada denedi. Mert Hakan Yandaş da forma bekleyen isimler arasında orta sahada. Sevgili Salim, yani derbi gerçekten heyecanı geçecek. İki takım için de çok önemli, evet. Stratejik öneme sahip ama ligin alt sıralarında da büyük bir kaos var, öyle değil mi? Onlar için de çok stratejik haftalar. Evet, dün bilindiği üzere Pendik Spor ve Fatih Karagümrük lige veda etti diyebiliriz. Pendik Spor'un son maçını 26-0 kazanması lazım. Bu da futbolda her şey olabilir ama ben bunu mümkün görmüyorum. Pendik Spor, Fatih Karagümrük, İstanbul Spor'un ardından veda etti diyebiliriz. Çok uç bir ihtimal. Bunu söyleyelim. Bunun dışında alt sıralarda son hafta inanılmaz bir heyecan yaşanacak. Çünkü Hatay Spor, Özhan Pılat'ın gelişiyle birlikte önemli skorlar elde etti.
Önemli final maçlarını kazandı. Bence bu noktada Hatayspor son hafta Rizespor'u yenip Trabzon'dan gelecek sonuca göre hareket edecek. Bilindiği üzere Ankaragücü Trabzonspor deplasmanında. Ben son haftada inanılmaz bir heyecan yaşanacağını düşünüyorum. Bu noktada ateş hattı çok çok sonuçlara, çok farklı sonuçlara gebe olabiliyor. Fakat şu şartları düşündüğümde Ankaragücü mesela ligde kalma mücadelesi veriyor. Ankaragücü'nün kadro yapısı kağıt üzerinde çok çok iyiydi. Deniz yani çok çok iyi bir kadroya sahipti. Bence burada şapkadan tavşan çıkartan Hatay Spor'da Özhan Polat'ın gelişi oldu. Normalde ben Hatay Spor'dan bu kadar bir istikrar beklemiyordum. Fakat zor şartlar altında iyi mücadele ettiler. Umarım son haftada keyifli, güzel maçlar olur. Trabzonspor'un bildiği üzere hafta içerisinde kupa mesaisi var. Kupada final oynayacak Beşiktaş'la Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. Sonrasında tekrardan iç sahada Ankara gücüyle maç yapacak. Son hafta inanılmaz heyecanlı. Bence şampiyon bugün belli olur ama yani hissiyatım şampiyon bugün belli olur. Son takım için gelecek hafta biz de heyecanlanırız. Çok çok önemli maç. Başarılar diliyorum. Yani artık hatanın telafisi yok. Ankara gücüyle ilgili istersen bir dipnot verelim. Ankara gücü bu sezon ligde kalsa da lige veda etse de gelecek sezon Emre Hoca devam etmiyor. Bu bilgiyi de aktaralım. Sevgili Salim Anam, çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorumların için. Sana da harika bir pazar günü diliyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Mutlu pazarlar, Çok mutlu hafta teşekkürler. sonları. Umarım sen de yayının başında belirttin. 19 Mayıs tarihinin ruhuna yakışır bir derbi olur. Küfürsüz, şiddetsiz, çok güzel bir derbi olur. Maçı konuşuruz. Maçtan sonra hiçbir sıkıntılı durumu konuşmayız diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim Ben Deniz. İyi teşekkür ederim yayınlar, iyi yorumların çalışmalar, için. kolay Çok gelsin. sağ ol, çok sağ ol. Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi sorduğunuz sorulardan bir tanesi Alex de Souza. Evet, onunla da ilgili bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. Alex de Souza Türkiye'ye dönüyor değerli izleyenler. Antalyaspor Brezilyalı teknik direktörle 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Antalyaspor'un bu hoca değişimindeki genç, dinamik, vizyoner isimleri tercih etmesini de ayrı tebrik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kimi zaman çok kötü sezonlarda benim üst üste maçlar geçirebiliyorlar. Ama yine de anlaştıkları teknik direktörlere her defasında sahip çıkıyorlar. Bu yüzden takdirimizi de ayrı bir şekilde kazanıyorlar. Sporu geliştirme, futbolu geliştirme konusunda bence Antalyaspor'un da güzel katkıları var diye düşünüyorum Türk futboluna. Ne dersiniz?